Çekilecek mi, çekilmeyecek mi tartışması sona erdi. Seçimlere 3 gün kala Memleket Partisi lideri Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Peki İnce'ye verilen oyların akıbeti ne olacak? 19. saatte anlatacağız. Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim yarışından çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzüldüğünü belirtti. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yanlarında olmaya davet etti. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Son 20 yılda Kürtlerin yoğunluklu olduğu illerde HDP ve AK Parti bölgenin siyasal yapısına hakim iki önemli aktör oldu. 14 Mayıs seçimleri öncesi Doğu ve Güneydoğu illerinde CHP'ye olan algı değişiyor mu? Muhalif sanatçılar Millet İttifakı'na desteklerini açıklamak bir yana, desteklemeyenlere de baskı yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlık gösterenlerin en ufak girişimi bile linç ediliyor. Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyor. Seçimlere kısa bir süre kala seçim anketleri gündemi meşgul ediyor. Birbirinden farklı sonuçlar veren kamuoyu yoklamaları gerçeği ne kadar yansıtıyor? Fransa parlamentosu Rusya'nın lejyoner ordusu Wagner'i terör örgütü olarak tanıması için Avrupa Birliği'ne çağrı yaptı. PKK-YPG mensubu teröristlere onur nişanı takan Fransız parlamenterler aynı hassasiyeti neden göstermiyor? Amerika'nın Texas eyaletinde bir alışveriş merkezine giren saldırgan silahını rastgele ateşledi. 8 kişi hayatını kaybederken ülkede yılbaşından bu yana 14.600 kişi silahlı şiddet olaylarında öldü. Haftalardır çekilmesi yönünde baskı yapılan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, kaset kumpası sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Seçim yarışını kızıştıran bu gelişmeyi Reyhana Yıldız anlattı. Bunları anlatacağız hep birlikte. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor. En son geldikleri nokta o çekilemez. Saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Uzun zamandır Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi istenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaşadığı kaset kumpası sonrası adaylıktan çekildiğini açıkladı. Özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olmuş olması lazım. Benim böyle görüntülerim olmuşsa, geçmişte yaşandı bunlar. Geçmişte yaşananlarda o görüntüler vardı ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil ki. Benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Benim böyle bir görüntüm yok. Seçime 3 gün kala patlak veren olay pek de sürpriz olmadı. Çünkü haftalardır Memleket Partisi lideri İnce, çeşitli belgeler, dekontlar ve iddialarla muhalif kesim ve FETÖ'cü isimler tarafından hedef alınıyordu. Böylesine bir iftira furyasını Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Bir yandan FETÖ'cüler saldırıyor, bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla, döne döne. Her gün bir iftira var. 45 gün boyunca. Bu kadar dayanıklı olduğumu ben de bilmiyorum. Muharrem İnce günlerdir şantaj ve tehditlere cevap verirken bu sırada CHP'de derin bir sessizlik vardı. O sessizliği gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bozdu. Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir diyen Kılıçdaroğlu ardından manidar bulunan bir teklifte bulundu. İnce için gelmek istiyorsa otursun soframıza, bu pislikleri birlikte temizleyelim ifadesini kullandı. Olayın Kılıçdaroğlu'nun son haftalarda sık sık montajlanmış kasetler çıkabilir inanmayın şeklindeki açıklamaları sonrası yaşanması akıllarda soru işaretlerine yol açtı. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Bu arada Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Görüntüleri yayan sosyal medya hesabının ise firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e ait olduğu ifade ediliyor. 2010 yılında Star gazetesinde çalışan Cevheri Güven'in Haber Vaktim internet sitesinde yazarlık yapan Yener Dönmez aracılığıyla o dönem CHP'nin genel başkanı Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen mahrem görüntüleri yayınlattığı biliniyor. Bu tür belden aşağı operasyonların kimler tarafından yapıldığını biliyoruz. Yani olağan şüpheliler var. Dolayısıyla hani bu meseledeki öncelikli kafamıza gelen isimler belli ama bunu bir spekülasyon konusu olmaktan çıkarıp kamu otoritelerinin ciddi olarak soruşturması gerekiyor ki bu mesele caydırıcı olsun. Yıllar sonra bir kez daha aynı kumpas devreye girdi ve bir siyasetçi daha demokratik hakkından feragat etmek zorunda kaldı. Böyle bir şantajla çekilmesi, bu tür şantajların işe yaradığı sonucunu doğurması itibariyle Türkiye siyasi hayatı açısından tatsız bir gelişme. Hepinize teşekkür ederim. Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sandığa 3 gün kala adaylıktan çekildi. Peki İnce'ye verilen oyların akıbeti ne olacak? Pazar günü verilecek oylar geçerli olacak mı? Akıllarda soru işaretleri var. Çünkü 15 gün boyunca 27 Nisan'la 9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışında oylar kullanıldı. Ve bu süre içerisinde Muharrem İnce adaydı. Pusulada ismi ve fotoğrafı vardı. İnce'nin çekilmesiyle beraber şu anda Cumhurbaşkanı adayı sayısı 3'e indi. Ancak bu durum seçim pusulalarına yansımayacak. Mevcut yasal düzenlemelere göre herhangi bir adayın çekilmesi durumunda oy pusulası değiştirilmiyor. Muharrem İnce'nin aldığı oylar geçerli sayılacak. 14 Mayıs'ta da seçmen oy verebilecek. Yani 14 Mayıs'ta pazar günü sandık başına gittik. Eğer sizin oy vermek istediğiniz Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise ismi ve fotoğrafı yine karşınızda olacak ve ona oy verebileceksiniz. İnce'nin aldığı oy sandık sonucuna yansıyacak. İnce %50+1 oy alırsa seçim en yüksek oy alan ikinci ve üçüncü adayla üçüncü tura kalacak. Muharrem İnce resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa ikinci tura kalamayacak. Seçilse bile mazbatasını alamayacak. Yani aslında olayın özeti şu. Pusulada isim olacak, fotoğraf olacak, seçmen 14 Mayıs'ta oyunu verebilecek ki yurt dışındaki oylarda da verenler mutlaka oldu. İşin teknik kısmı aslında, yani bu seçimin sonucunda birinci turda Muharrem İnce sandıktan birinci çıksa bile Cumhurbaşkanı olamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak. Şu anda durum böyle görünüyor mevcut yasalara göre. Devam edelim. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye karşı doğudaki olumsuz algıyı kırdığı savunuluyor. Peki gerçekten böyle mi? Kılıçdaroğlu Doğu ve Güneydoğu'da beklediği oy potansiyeline ulaşabilecek mi? Detaylar haberde. Son 20 yılda Kürtlerin yoğunluklu olduğu illerde HDP ve AK Parti bölgenin siyasal yapısına hakim iki önemli aktör oldu. CHP ise 30 yıldır Doğu ve Güneydoğu illerinde pek varlık gösteremiyordu. Allah var yani Cumhurbaşkanı'nın dışarıdaki duruşuyla. Bu ne derse diyeceğim evet efendim. Kılıçdaroğlu iyi de olabilir ama geçmişe baktığın zaman güven vermiyor. 14 Mayıs seçimleri için Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu farklı bir yol izledi. Terör örgütü PKK-PYD konusunda kullandığı cümlelerde seçici oldu. Yerel yönetimlere özerklik, kayyumların kaldırılması gibi vaatlere ağırlık verdi. Bir de 13 yıl sonra Aleviliğini gündeme getirdi. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Alevi kimliğini kendisine hiç kimse bunu sormamışken özellikle ortaya çıkartıp ben Alevi olduğum için mağdur ediliyorum. Doğal olarak eğer seçilemezsem Alevi kimliğim yüzünden seçilmemiş olacağım şeklindeki üstü örtük tehdidin ya da bir nevi şantajın bölge halkın üzerinde özellikle Kürt seçmen üzerinde neredeyse tamamı dindar olan ve sünni olan seçmen üzerinde olumlu değil, bütünüyle olumsuz bir etki yapacağını söyleyebiliriz. Peki bu açıklamalar Doğu ve Güneydoğu'da işe yaradı mı? Bölgede CHP ile ilgili algı değişti mi?
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski imajının yıkıldığı ve artık bölgede çok önemli bir parti olduğu şeklindeki iddiayı, bu iddiada bulunan kişiler de kendileri de inanmıyorlar. Bunun gerçek dışı olduğunu kendileri de zaten 14 Mayıs gecesi farkına varacaklar. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgeden alma ihtimali olan oylarının kesinlikle HDP seçmeninin Kandil baskısıyla oluşmuş bu atmosfer sebebiyle alacağını bugün net olarak söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile vardığı anlaşma dikkate alındığında Güneydoğu ve Doğu'dan gelecek oyların HDP'den olacağı anlaşılıyor. Bölgede Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şekilde daha önce olduğu gibi şu anda da hiçbir şekilde oy alamayacağını, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi zaten bölgede Kürt sorununu çıkartan, büyüten ve onu şiddetle, terörle çözmeye çalışan, daha sonra da bunun oluşturduğu, karşı tarafta oluşan bu terör sayesinde de 40 yıldır 50 bine yakın insanımızın ölümüne sebebiyet veren temel siyaseti üreten parti. Hüdapar'ın bir dindar Kürt hareketi, siyasi hareketi olarak AK Parti listelerinden giriyor olması bölgedeki dengeleri değiştirmeye başlayan bir işaret fişeği olarak okunabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi 21 yıl sonra Batman'da en kalabalık mitingini gerçekleştirdi. Bunda Hüdapar'ın etkisi olduğu düşünülüyor. Ayrıntıları Yasemin Işık anlattı. Sordum. Bana resmi rakamı verin diye. Resmi rakamı aldım. Şu anda Batman'da karşımda yoldan gelenleri katmıyorum. Onlar zaten artı. 55 bin kişi var bugün Batman'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımı 55 bin olarak açıklasa da konuşmasını yaptığı esnada insanlar akın akın miting alanına gelmeye devam ediyordu. AK Parti Batman'da 21 yılın en yüksek katılımlı mitingini yaptı. Toplanan bu kalabalıkta Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının etkili olduğu düşünülüyor. Peki gerçekten öyle mi? Sayın Cumhurbaşkanlığı şu anda bütün mitinglerinin önceki mitinglere nazaran kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Aynı kalabalığı mesela Van'da, Erzurum'da, Mersin'de, buralarda olduğu gibi Mardin'de, Batman'da da daha da arttığını görüyoruz. Ama tabii ki bu mitinglerde özellikle Batman, Mardin gibi yerlerde, Diyarbakır gibi yerlerde Hüdapar'ın da Cumhur İttifakı içerisinde yer alıyor olmasının buna sağladığı bir katkı mutlaka vardır. Erdoğan'ın Batman'daki oylarının dikkat çekecek oranda yükselmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı 2018 seçimlerinde Batman'da %31,4 oranında oy almıştı. Bölgedeki rakibi Demirtaş ise 62,4. Bu kalabalık bu seçimde bir şeylerin değişeceğinin göstergesi olabilir mi? Son 20 yılda çok önemli adımlar atıldı, ciddi mesafeler kat edildi. Halkımız önemli kazanımlar elde etti. Şimdi bu kazanımları yeni kazanımlarla daha ileri bir seviyeye taşımak ve daha kalıcı hale getirmek istiyoruz. Aslında sadece Batman özelinde değil, Hüdapar'ın doğudaki oy potansiyeli hayli yüksek. Zira bölge halkı terör örgütü PKK ile yol yürüyen HDP'den rahatsız. Bu yıllardan beri Türkiye açısından bir problem olan Kürt konusunda, Kürt meselesinde HDP'nin tekelini kırabilecek bir olgudur. HDP'nin hala bir parti olarak, PKK'nın uzantısı olarak gördüğü vazifede bu meseleyle alakalı bir takım konuları egzajere etmesi, mübalağa etmesi, yapılmış bazı şeyleri yoksa kabul ettirmeye çalışması gibi durumlar var. Hüdapar burada yapılanları takdir eden, yapılanların altını çizerek bunları hatırlatan ve dolayısıyla HDP ve Kandil'in, PKK'nın yok dediği şeylerin aslında var olduğunu, bunların belki bir tık daha ileriye gidebilmesinin de ancak görüşerek, konuşarak olabileceğini aktaran bir aktör. Bölgede HDP'nin sandık kurulları, müşahitler ve seçmenler üzerindeki baskısını ortadan kaldıracak önlemler de alınmış durumda. AK Parti'nin müşahitleri arasında çok sayıda Hüdaparlı da var. Bu yeni durumun HDP'nin eski rahatlığını sona erdireceği düşünülüyor. Önceki seçimlerde maalesef terör örgütünün ciddi baskıları vardı. Bu güvenlik güçlerimiz sayesinde ciddi şekilde engellendi. Ama hala bu konuda kalıntılar varsa bunun da ben Hüdapar engeline takılabileceğini düşünüyorum. Burada mesele şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı, birliği ve 85 milyon insanın bir arada yaşama kararlılığının devamı açısından Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nda bulunması son derece güzel bir olay. Tarihin
Tarihi seçime günler kala 14 Mayıs için yarışan adaylar ve partiler sahada seçmenle buluşuyor. Dünyada eşine pek kolay rastlanmayacak bir miting performansı sergileniyor. Kimi durmadan binlerce kilometre yol kat ediyor, kimi de günde 3 şehirde seçmenle buluşuyor. O isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. 11 Nisan'da mitinglere başladı, sahaya çıktı. Deprem bölgesindeki illerimizi birkaç defa ziyaret etti. 30'a yakın ilimizde açılışlar ya da miting programları düzenledi. Bugün Ankara'daydı. Ankara'nın 3 ilçesinde seçmenle buluştu. Yarın da İstanbul'un ilçelerinde olacak. Cumhurbaşkanı hem geleceğe dair vaatlerini açıklıyor hem de 21 yıllık iktidarında yaptığı işleri referans gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, 2 Mayıs'tan bu yana yoğun bir trafik içerisinde. Günde yaklaşık 2-3 mitinge gidiyor. Deprem bölgesine de ziyaretler gerçekleştirdi. Yarın Ankara'da meydanda olacak, seçmenle buluşacak. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye bakalım. Deprem bölgelerinden başlayarak otobüsüyle birçok şehir gezileri düzenledi. Sosyal medyayı çok ağırlıkla kullanıyor ama fakat lakin bugün adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan seçim otobüsüyle bazen bir günde birkaç il ziyaret etti. Radyo, televizyon ve sosyal medya üzerinden de seçmenine ulaşıyor. Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan. Mitikler demişken bir de anketlerden bahsedelim. Malum seçimler artık sadece 3 gün kaldı ve her seçim öncesi hem Türkiye'de hem dünyada anketler yapılır, kamuoyunun nabzı yoklanır ve her anket sonucunda da farklı farklı sonuçlar görürüz. Anket şirketleri sahadaki durumu acaba ne kadar yansıtıyor? Yasemin Işık haberde anlattı. Pazar günü bu rövanşı alıyor muyuz? Her şey! Her şey! Ama Ecevit'e bölücü diyenler 60 senedir hiçbir şey olmadı. Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Kritik seçimlerde bir oy bile önemli. Bugüne kadar yapılan anketlerde sonuçlar hep birbirinden farklı çıktı. Peki bu anket sonuçları ne kadar güvenilir? Bu gördüğünüz son açıklanan anketlerden bazıları. Sonar, Aptimar ve Ada araştırma şirketlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan en fazla oyu alan aday olurken diğer şirketlere göre Kemal Kılıçdaroğlu ilk sırada yer alıyor. Özellikle son dönem içerisinde çok manipülatif ve dezenformatif bilgilerin dolaşımda olduğunu görüyoruz. Anket şirketleri ya da kendisinin anket şirketinin olduğunu iddia eden bazı gruplar çeşitli anketler yayınlıyorlar ve burada birbirleriyle ilişkisi olmayan, tutarsız hatta çelişkili bir takım rakamlar ve oranlar zikrediyorlar. Bunlar aslında seçmen tercihlerini yönlendirmeyi hedefleyen ya da belli bir yere yöneltmeyi hedefleyen çalışmalar olarak görünebilir. Bazı anket firmaları aynı mağazadan ya da marketten alışveriş yapan, maddi olanakları ya da eğitim seviyesi birbirine yakın olan insanlara anket yapıyor. Sadece belli bir kesimle yapılan anket çalışmaları ne kadar doğru? Sahadaki durumu yansıtabilir mi? Sadece belli bir kesime odaklanmak ya da belli bir bölgede anket yapmak sahadaki durumu hiçbir şekilde yansıtmaz. Yani toplu olarak yapılan anketler hiçbir sonuç doğurmaz. Kaldı ki bu tür durumlarda insanların birbirlerinden etkilenme riskleri de ortaya çıkar. Yani kalabalık bir alanda bir anket yapıldığını düşünün. Bazı insanlar sosyal baskı endişesiyle ya da farklı kaygılarla gerçek fikirlerini ortaya koymaktan imtina edebilirler. Hata payının düşük olması için anketin öncelikle düzgün bir örneklemle yapılmış olması gerekiyor. Yani anketlerin toplumsal bir sorumluluğu olduğu için manipülasyona karşı uluslararası alanda kabul görmüş bilimsel kriterlere uyulması şart. Öncelikle hedef kitlenizi belirlersiniz. Daha sonra bu seçmen profilini ortaya koyarsınız. Yani yaş gruplarını, cinsiyet ve eğitim durumlarını ortaya koyarsınız. Bu eksende bir örneklem belirlersiniz. Ama bununla da yetinmezsiniz. Anket sonuçları ortaya çıktıktan sonra geçmişteki bir takım tecrübelerden hareketle ya da geçmişteki seçim sonuçlarından hareketle ekstra bir çalışma yaparak gerçek eğilimi ortaya koymaya çalışırsınız. Çünkü bazı sonuçların gerçeği yansıtmayacağını bilirsiniz. Bu konuda daha dikkatli ve rafine yöntemler kullanılmasına yarar var.
Sandığa kısa bir zaman kala meydanların nabzını tutmaya devam ediyoruz. 14 Mayıs gecesi ne olacak? Sandıktan nasıl bir sonuç çıkabilir? Siyasal iletişim uzmanı Ferhat Murat'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. O meşhur soruyla başlayalım hemen. 14 Mayıs gecesi Türkiye'yi ne bekliyor? Birinci turda biter mi? Ben birinci turda bitme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Hem kamuoyu araştırmalarına baktığımızda, hem sahadaki yansımalara baktığımızda, meydanlardaki coşkuyu da ilave ettiğimizde veya sokağa çıktığımızda bize vatandaşların yaklaşımında bu ihtimali çok yüksek görüyorum. Çünkü baktığınız zaman sahada özellikle Cumhur İttifakı'nın bileşenleri, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem sahadaki çalışmaları, yoğun ev ev, kapı kapı, hane hane ziyaret etmesi, esnaf ziyaretleri, hepsini bir potada düşündüğümüz zaman karşı ittifaka baktığımızda, muhalefet bloğuna baktığımızda aynı heyecanı, coşkuyu ve çalışma motivasyonunu da göremiyoruz. Ben ilk turda çok yüksek bir ihtimalle Sayın Erdoğan'ın ipi göğüsleyeceği kanaatindeyim. Sayın Erdoğan kazanırsa ondan sonra Türkiye'yi ne bekliyor? Bir de böyle bir soru soralım. Çünkü şimdi kamuoyunda şöyle bir algı var. Millet İttifakı kazanırsa her şey değişecek. Cumhur İttifakı kazanırsa sanki hiçbir şey değişmeyecek gibi bir algı var. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında değişim sinyallerini verdi. Bakanları meclise gönderdi. Milletvekili adayı yaptı. Eğer Cumhur İttifakı 14 Mayıs'ta sandıktan çıkarsa nasıl bir değişim bekliyor Türkiye'yi? Tabii değişimden kastın ne olduğuna bakmak lazım aslında baktığımızda. Yani Türkiye'nin şu anda milli politikalarında bir değişiklik olmayacak. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle Mavi Vatan'da sınır ötesi operasyonların devamında, yani terörle mücadelede bir değişiklik olacak kanaatinde değilim. Ancak tabii bu bahsettiğimiz eksende baktığımızda Türkiye'nin milli politikalara devam etmesi aslında ekonomik olarak da çok önemli rahatlamalar getirecek. Örneğin bulduğumuz Karadeniz'deki doğalgaz 30 milyar dolar civarında, 100 milyar dolar civarında biz bir ithalat gerçekleştiriyoruz yurt dışından. %30'unun kendi gazımızda gerçekleşmesi, 30 milyar dolar gibi bir rakamın bir cebimizden diğer cebimize girmesi, yani Ayşe teyzeye, Ali Rıza amcaya yatırım olarak dönüyor olması veya bir katma değer olarak dönüyor olması anlamlı. Bunun dışında işte terörden temizlenen Gabar'da, günlük ihtiyacımızın %10'u, yani günde 8 milyon 650 bin doların Türkiye'de kalması da tabii ki Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlara, tüm yurttaşlara eşit olarak dağıtılacak veya yatırım olarak gidecek. Eşit olarak dağıtılacaktan kastım nakdi bir dağıtımdan bahsetmiyorum, elbette. Ama sosyal yardımlardan tutun da hastane, yol mutlaka ki bir avantaj olarak dönecek. Bu açıdan bir değişim olmayacak. Ancak tabii AK Parti'nin 21 yıllık serüvenine baktığımızda özellikle onlarca bakanın ilk günden bugüne zaten kabine içerisinde yer aldığını görüyoruz. AK Parti'de değişim konusu önemlidir. Ve Sayın Erdoğan bu konuya da çok önem verir. Özellikle değişimin getirdiği dinamizmin kendisine de çok önemli avantajlar sağladığını bildiği için mutlaka ki kabinede önümüzdeki dönemde yeni isimlerin fazla bir şekilde yer alacağını düşünüyoruz. Ama tabii seçim sonuçlarında sandalye dağılımında çok istenen bir düzeyde dağılımda olursa tecrübeli bakanlardan da istifade etme ihtimalini ben görüyorum. Her zaman kendini yenileyen bir partiydi. Öyle gördük. 21 yıllık iktidarda göreceğiz. Bu seçim sonrası ne olacak? Bu seçim atmosferinde en çok konuşulan konulardan biri HDP'nin CHP'ye verdiği destek. Önce örtülüydü, sonra alenen resmiyete döküldü. Bu konu geçtiğimiz akşam bir kanalda, televizyon kanalında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na soruldu. Şöyle yanıt verdi. HDP'nin de içinde olduğu o ittifak bize destek veriyor. Bundan çok memnunuz dedi. Ama herhangi bir söz verilmediğini savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kapalı kapılar ardında ne pazarlık yapıldıysa bunları anlatın. Halk sandıkta bunun hesabını sorar dedi. Bu desteği konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi sandıkta nasıl bir hesap sorulacak ve bu HDP'nin CHP'ye verdiği açık destek ne getirecek, ne götürecek? Ben bunu şöyle tanımlıyorum. Bir tahterevalli etkisi. Yani HDP'nin oyları geldiğinde Millet İttifakı'ndan çok ciddi, aynı oranda olmasa da ciddi bir oranda oy kaçışı oldu. Yani getirdiği ile götürdüğü arasında kazanacak bir potansiyeline ulaştıramadı. En azından bunu söyleyebiliriz. Buna tahterevalli etkisi diyebiliriz. Çünkü terörle arasına mesafe koyamamış,
milletvekili listelerini Kandil'den yapan bir siyasi hareketin Türkiye'de iktidar olma şansı, Türkiye'deki milletin ferasetine de baktığımızda mümkün değildir. Hiçbir zamanda olmamıştır. O açıdan HDP mahkumiyeti 50 artı 1'i alabilmek için, HDP'nin mahkumiyetine ihtiyacı olduğu için bakıldığında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aslında nasıl bir tavizkar süreç içerisinde olduğunu da görüyoruz. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin, belki Kemal Bey bu politikaları destekliyor da olabilir şahsen, ama Cumhuriyet Halk Partisi 6 okunun içerisinde yer alan milliyetçilik, Atatürkçülük gibi kavramların devre dışı kaldığını görüyoruz. Bunu HDP ile işbirliği yapmanın yanında, işte bakın Libya tezkeresi. İki tane parti hayır verdi. Sınır ötesi operasyonları iki tane hayır veren parti var. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP. Yani işbirliği aslında yakın zamanda başlamış bir işbirliği değil. Bunu bir tarafa koyalım. Onun dışında HDP'nin tutum belgesi içerisinde yer alan 11 maddenin tamamı ortak politikalar metni içerisinde zaten yer alıyor. Kayyum uygulaması, yerel yönetimlerin özelliği ve siyasi tutsak olarak, tırnak içerisinde söylüyorum, siyasi tutsak olarak adlandırılan isimlerin cezaevinden çıkarılması. Yani neresinden bakarsak skandal bir açıklama. Çünkü birincisi siyasi tutsak değil Selahattin Demirtaş örneğin. Yani Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız ifadesi. Neresinden bakarsanız tutarsız. Çünkü siz hukuka da müdahale edeceğinizi de söylüyorsunuz yani. Türk mahkemeleri o mahkumiyet kararını vermiş durumda. O açıdan baktığımızda yani bu skandal açıklamayı da bir kenara koyalım. HDP işbirliği özellikle milliyetçi tabanda ve ulusalcı kesimde çok ciddi bir sıkıntıya sebebiyet verdi. Ve o oylar hem İyi Parti'den hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu lehine kullanılmayacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan baktığımızda terör örgütü liderlerinin yaptığı, elebaşlarının, sözde elebaşlarının yaptığı açıklamalar var. Millet İttifakı'nın desteklenmesi yönünde. Bunlara da bir yalanlama duymadık. Onun dışında genel başkan danışmanlarının yaptığı açıklamalar, mavi vatanda bulunmak saldırganlıktır ifadesi tadil edilmedi. Kıbrıs'tan Türk askerini çıkaracağız biz eğer iktidar olursak ifadesi de tadil edilmedi. Bu ne anlama geliyor? Kıbrıs'taki Türk kardeşlerimizi Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin vicdanına bırakmak anlamına geliyor. Azerbaycan Karabağ zaferi esnasında Türkiye'nin yaptığı yardımları da Türkiye Azerbaycan'a cihatçıları gönderiyor şeklinde. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasını dizayn eden isim Ünal Çeviköz kullanmıştı. Hala görevinde. Bir diğer genel başkan danışmanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden Türk bayrağını çıkarmıştı. O da hala görevine devam ediyor. Yani baktığımızda bu silsileler hiçbir şekilde bir tepkiyle karşı karşıya bırakılmadı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu niye yapıldı? HDP'nin tepesindeki yönelimi, yani oy vereceksiniz desteğine ihtiyacı olduğu için. O açıdan ben az önce de ifade ettiğim gibi 6 oktan birçoğunun biz aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kaldırılmaya başlandığını görüyorum. Ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne babadan dededen destek veren, gönül veren isimlerin de, vatandaşların da bu dönem, bu seçimde Cumhur İttifakı'na destek vererek 14 Mayıs sonrasında muhalefetin de yerlileşmesi ve millileşmesi özellikle noktasında ciddi bir isteği, arzusu olduğunu düşünüyorum. Meydanlara baktığımızda da bunu görüyoruz. Bunların bakın 1.7 milyon insan İstanbul'da, ben de oradaydım saat 11'den itibaren, inanılmaz bir coşku vardı. Ve insanları siz en iyi organizasyonu yaparsanız yapın, oraya getirme şansınız söz konusu olamaz bu sayıdaki insanı. Hadi diyelim getirdiniz, o coşkuyu enjekte edemezsiniz. Bunun en temel sebebi HDP ve dolayısıyla PKK ile yapılan işbirliği. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki PKK'nın bize destek vereceği açıklaması kime yarar? Akılla mantıkla izah edilebilir mi? Yani kime yarar kısmı farklı şekilde düşünülebilir ama şunu söyleyebilirim. PKK'nın AK Parti'yi desteklemesinin bir tane akılla mantıkla izah edilebilir bir yanı var mı? Çünkü Kandil'den, mağaralarından, inlerinden kafalarını çıkaramayacak bir pozisyona getiren ve sadece 86 tane teröristin kaldığı ifade edilen bir dönemde AK Parti'yi tekrar desteklemesinin, AK Parti'yi herhangi bir sebeple desteklemesinin bir mantıklı açıklaması olabilir mi? Yani akılla mantıkla değerlendirdiğimizde bu sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Nefes alabilmek için Kılıçdaroğlu'na destek veriyorlar. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
sandığı günler kala siyasetin gündemini değerlendirdik. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Türkiye'de son 21 yılda kriz ve kaosa sebep olabilecek pek çok olay yaşandı. Dava dosyalarına bakıldığında da bunların çoğunluğunun FETÖ tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Tüm bunları Yahya Hancı haberde anlattı. Türkiye yeni bir seçimin arifesinde. AK Parti, Türkiye'de kesintisiz ve tek başına en uzun süre iktidarda kalan parti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yılda kendilerine yönelik pek çok senaryoyla karşılaştıklarını ifade ediyor. Bunlardan biri 2012 yılında yaşanan MİT kumpası. 7 Şubat'ta MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı kamu görevlileri ifadeye çağrıldı. Gerekçe MİT'in terör örgütü PKK ile ilişki içinde olduğu iddiasıydı. O dönem başbakan olan Erdoğan'ın yönlendirmesiyle Fidan ve diğer MİT görevlileri savcıların çağrılarına yanıt vermedi. 17 Şubat'ta MİT kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değiştirildi ve soruşturma izni başbakanın iznine bağlandı. 18 Şubat'ta MİT görevlileri hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. O dönem yaşananlar FETÖ'nün ilk darbe girişimi olarak değerlendiriliyor. Kabul edilir bir yaklaşım tarzı değildi. Burada yargı tamamıyla yani her şeyi bir kenara koyup hatta yasayı bir kenara koymak suretiyle yürütme alanına da girme gibi bir adımı atmış oldu. 2013'ün Haziran ayında Taksim Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçların sökülmesini bahane eden grubun eylemi ilerleyen günlerde hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Onlarca ile yayılan gösterilerin ülkeye maliyeti 50 milyar dolar oldu. Olaylar hükümetin müdahaleleriyle günler sonra kontrol altına alınabildi. Aslında tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. 17 Aralık 2013'te bazı bakan çocukları, iş adamları ve banka genel müdürlerinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında açılan soruşturma Türkiye için önemli dönüm noktalarından biri oldu. Soruşturmanın ikinci dalgası ise 25 Aralık'ta Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ifadeye çağrılmasıyla devam etti. Soruşturmaların FETÖ iltisaklı savcılar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Ve 15 Temmuz darbe girişimi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış FETÖ'cü askerlerin kalkışması Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimi olarak tarihe geçti. Darbe girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletimizi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum yönündeki çağrısı üzerine vatandaşların tankların önüne geçerek demokrasiyi sahiplenmesiyle engellendi. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Bugünün manşetinde Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi var. Biraz önce Ferhat Murat'la olan sohbetimizde bu konuşmayı özellikle konuşmadık. Çünkü Muharrem İnce'nin adaylıktan geri çekilmesini eski CHP Parti Meclis Üyesi, Ağrı eski Belediye Başkanı ve şu anda da AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı olan Sayın Savcı Sayan'la konuşacağız. Sayın Savcı Sayan, hoş geldiniz yayına. Sizi İzmir'de seçmenle buluşmanızda yakaladık, kalabalık bir görüntü içerisinde. Öncelikle başarılar dilerek başlıyorum. Nurday Hanım, iyi akşamlar diliyorum. İzmir Karaburun'da ilçe başkanım Ahmet Torus Bey ile birlikte burada halk buluşmamız vardı. O anda sizden gelen yayın talebini reddetmemiz mümkün değildi. Kusura bakmayın, kalabalık bir şekilde size selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Allah nice güzel günler nasip etsin bizlere de ülkemize de. Amin. Teşekkürler katıldığınız için bu yoğunluk arasında. Sayın Sayan, bugün Muharrem İnce aslında beklendiği üzere adaylıktan çekildiğini açıkladı. Peki neden bu kararı aldı? Bu geri çekilmenin alt metni nedir? Şimdi biliyorsunuz CHP'yi kasetle işgal edenler Muharrem İnce'yi de 20 gündü tehdit ediyorlardı. Diyorlardı ki mutlaka çekilmeniz lazım. Çekilmezseniz ufaktan tehdit etmeye başlamışlardı. Ben bugünkü İzmir konuşmalarımda da hep dile getiriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn edenler, Kılıçdaroğlu'nu oraya yerleştirenler, Kılıçdaroğlu'na destek verenler Türkiye'nin siyasetini dizayn etmeye devam ediyorlar. Bütün o 6 kişiyi oraya getirenler, onlar da belli başlı tehditlerle o insanları bir araya getirdiler. Meral Akşener'i masaya tekrar geri getirenler de o güçlerdi. Bu Türkiye için çok tehlikeli bir durumdur. Sayın Baykal istifa ettiği zaman, ben Sayın Baykal'a o zaman CHP yönetimindeydim. Dedim ki siz eğer bu kasetten dolayı istifa ederseniz
bundan sonra Türkiye siyasetinin bir kasetlik, bir gıdımlık canı varmış deyip bizim bütün siyasetimizi bunlar kasetle dizayn etmeye çalışacaklar. Bu da bizim ulusal güvenliğimiz açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Son derece nahoş bir durumdur. Ne olursunuz istifa etmeyin demiştim, yapmayın demiştim. Keşke haklı çıkmasaydım. 13 sene önce bunu söyledim. 13 senedir bunlar Türkiye'yi dizayn etmek için bütün şantajlara, kumpaslara başvuruyorlar. Ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam bu akşam adaylıktan çekilirim. Çünkü artık FETÖ ile ilişkisi ve FETÖ ile beraber ülkeyi dizayn ettiği apaçık bir şekilde, net bir şekilde ortadadır. Bugün HDP ile birlikte, PKK ile birlikte, FETÖ ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her tarafına saldırıyorlar, siyasetçilerine saldırıyorlar. Ben tweet de attım. Muharrem İnce boyun eğmemeliydi. Bunlara meydan okumalıydı. Ama o kadar dayanabildi herhalde. O kadar kendisini koruyabildi ya da o kadar ruh hali o kadar. Ama bu böyle değil. Biz ülke olarak Muharrem İnce'yi öldürdüler, yok ettiler. Bu gece Muharrem İnce'ye dinamit attılar. Kalleşlik yaptılar, namertlik yaptılar. Namertçe, kalleşçe siyaset yapmaya çalışıyorlar. Siyasetleri de beni ilgilendirmez. Bu ülkeyi bölmek istiyorlar, parçalamak istiyorlar, bu ülkeyi Suriyelileştirmek istiyorlar, Libyalaştırmak istiyorlar, Iraklaştırmak istiyorlar, Yemenleştirmek istiyorlar. Biz hangi partiye mensup olursak olalım 15 Temmuz ruhuyla herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor ve bu Muharrem İnce'nin öcünü biz bu seçimde Avrupa'da yaşayıp Türkiye'yi bölmek isteyen, Amerika'nın siyasiyle işbirliği tutan ve Türkiye'de de uzantısı olan insanlara ders vermeliyiz. Peki Kurtuluş Savcı Bey, misali ders. Savcı Bey, şimdi Muharrem İnce'nin oyları nereye kayacak? Asıl soru bu. Cevabını bilmediğimiz, 14 Mayıs'ta göreceğimiz soru bu. Şimdi şöyle bir yaygın kanaat var. Muharrem İnce'nin oyları Millet İttifakı'na kayacak. Ne dersiniz? Katılır mısınız bu görüşe? Vallahi ben hiç oyların derdinde değilim. Beni hiç de ilgilendirmiyor. Ama o Muharrem İnce'ye oy veren insanlar eğer Muharrem İnce'ye yapılan bu kumpastan sonra da oy veriyorlarsa, dava arkadaşlarına, liderlerine yapılan bu kumpastan sonra oy veriyorlarsa ben bir şey diyemem. Kendi bildikleridir. Ben olsam oy da vermem. Mücadele ederim. Liderimi de yalnız bırakmam. Baykal'ı yalnız bırakmadığım gibi. Çünkü burada mesele bir partinin kazanması, çekilmesi, gitmesi, gelmesi değil. Mesele bizi kasetle dizayn ediyorlar. Ülkemizin birliğini, beraberliğini bozuyorlar. Koskocaman Cumhurbaşkanı adayımızı sahadan çekiyoruz. Adaylarımızdan birisini sahadan çekiyoruz. Sonra da dönüp diyoruz ki tam bağımsız, özgür bir ülkeyiz. Hiç öyle değilmişiz. Öyle değiliz. İşte öyle olmak için 14 Mayıs seçimi çok önemli. Öyle olması için Erdoğan'ın bu dönemde kazanması lazım. Her dönemden daha çok Sayın Erdoğan'a bu dönem ihtiyaç var. Türkiye Peki. için lazımdır. Türkiye'nin tam bağımsızlığı için lazımdır. Ama Kılıçdaroğlu ve avaneleri ve yanındakiler hepsi kaset kumpasına, hepsi şantaja boyun eğmiş, rehine olmuşlar. Bu rehineler Türk halkını da rehin edecekler, Peki. rehine edecekler. Bizim buna karşı mücadele etmemiz lazım. Kılıçdaroğlu'nun bu akşamdan geci yoktur, etkeni yoktur. Bir an önce adaylıktan çekilmesi lazım. Aksi takdirde bu Türk milletine ihanet ediyor, partiye de, Atatürk'ün partisine de ihanet ediyor. Türkiye'nin demokrasisine de ihanet ediyor. Bireysel özgürlüklere, demokrasiye, insan haklarına, aile hayatına, özel hayata da saygısızlık ediyor. Peki, çok teşekkürler Sayın Savcı Sayan. İzmir'den miting çalışmaları sırasında, seçmenle buluşma sırasında yayınımıza katıldı ve Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirdi. Devam ediyoruz. 14 Mayıs öncesi bazı sanatçılar Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamaya başladı. Kılıçdaroğlu'na destek vermeyenlerse hedef tahtası haline getirildi. Peki insanlar sevdiğiyle suçlanabilir mi? Ayrıntılar Yasemin Işık'ta. Ferman Akgül, Manga grubunun solisti. Türkiye'nin milli gururlarından tokla poz verdi diye günlerdir hedef tahtasında. Bunlar Akgül'ü linç etmek için atılan tweetlerden bazıları. Sanat ve edebiyat dünyasında bazı isimler muhalefetin bayraktarlığını yapıp kendi istekleri yönünde açıklama yapmayan ünlüleri hedef tahtasına koyuyor. Tuna Kiremitçi de o isimlerden biri. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hakan Günday, Şener Şen, Yavuz Turgul, Nilkare İbrahimgil, Teoman, Zerrin Tekindor, Beyazıt hayatlarına etliye sütlüye karışmamak üzerine kurmuşlar ifadelerini kullandı. Zaten Cem Yılmaz, Tarkan, Berna Laçin, Atilla Taş, Sarp Apak, Fazıl Say ve Ahmet Ümit gibi isimler en baştan beri Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklamıştı.
Bir kısımsa anayasanın kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz maddesi gereğince sessiz kalma haklarını kullandı. Fakat bu sessizlik bazılarını rahatsız etti. Muhalefetin istediği yönde fikir beyan etmeleri için üzerlerine baskı kuruldu. O da yetmedi, tehditler baş gösterdi. CHP'li Feyza Altun, "Bugün konuşmayan susan o ünlüler, korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip o gün neredeydiniz diye hesap soracağız," dedi. Aslında benzer şeyleri Gezi kalkışmasında da görmüştük. Sanatçılara bu tür baskılar yapılmış, hatta sonrasında Gezi'de görünmeyen sanatçı ve yapımcılar bir süre işsiz kalmıştı. Sandığın nabzını anlattık, veda ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.